Geldik işte fark sayısız çeşitiyle işte Mediamarkt. Teknoloji konu ve uzmanlık da şart. Mediamarkt'la tam zamanı. Gücün yoksa da halleden uzman. Çık hadi güzelce tarzını yansıt. Atla zıpla koş nabzını yükselt. Mediamarkt'la tam zamanı. Nerede, nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin Mediamarkt'la tam zamanı. Fenerbahçe kazanır diyor. Stadyumu sanıyor. Neye göre? Birazcık objektif yorum yapın. Anladın mı? Raşit Sağ atar gider. Gidiyoruz, gidiyoruz. Tadiş transferi niye olmadı Beşiktaş ha? Alıştık be Sercan'a. Çok güzel. Tertemiz müdahale. Tertemiz müdahale. Tertemiz müdahale. Tertemiz müdahalesi ya. Tertemiz müdahale. Şuuuuk. 29. dakikada. Oralarda pas yapana ödül vermiyorlar. Alırım. Atma. Aa, ona değil be baba. Görüp öpeyim. Uzaktan. Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sercan Dikme ile yine bir derbi haftasındayız. Burada da kıymetli taraftarlar var. Siz onları göremiyorsunuz ama sesleriyle size eşlik edecekler. Arka taraf 1907 tribünü gibi. Baksana. Yok be. Ha? Ultra Aslan var bir tane. Bir tane çarşı. GFB. Yok abi. Abi diyor söyleme benim takımı diyor. Takım o, söylemeyenler var. O nalçacılar. Görüntü olarak Beşiktaş ev sahibi gibi görünse de aynen. Şu an kameranın şu an arkasında karışık. İnanılmaz bir Fenerbahçe ağırlığı var. Yok yok yalan. İki tane de çarşı var. Çekenler bir kere Beşiktaş. Abi onlar tarafsız her zamanki gibi Beşiktaş'ta. Neyse. Başlayalım. Geçen sezon yenmişti beni Sercan. Gerçek maça da bu yansımıştı. Gerçek maçta da Kadıköy'de Beşiktaş kazanmıştı. Bakalım bu kez tam tersi. Yerleri değiştirdik. Beşiktaş ev sahibi. Ben deplasmandayım. Hadi başlayalım. Simsiyah çıksan ya. Heh. Benim ama ev sahibi simsiyah. Ev sahibi formam bu. Beyaz. Yani. Sen de koyu renklini al. Koyu renklini bunu al. Giyeyim o zaman ben de. Sarı forma çok güzel. Bunu giydim. Tamam. Takım yönetimine girdik. Bugün biliyorsun Rıza Çalınbay teknik direktör. Rıza Hoca'nın mantalitesini sahaya yansıtan bir kadro çıkartacağım. Bu maçı alacak olan kişiyi söylüyorum. Bir hafta boyunca çok özel toplantılar yapıldı. Yalan değil. Genel teknik direktörler şu oyuncuya bir şans versin. Bugün maçı aldıracak oyuncuyu şu an oyuna sokuyorum. Ben de bugün... Onana. Önce bekleyerek. Kahveciyi. Önce bekleyerek. Sevgili Beşiktaşlılar, şimdi benim kadromu gördüğünüz zaman nasıl bir taktik anlayışla sahaya çıkacağım anlaşılabiliyor. Kendi sahamızda, yani Beşiktaş. Ama biraz bekleyeceğiz. Önce bir dengeli gitsin ikinci yarıda. Oyunu açmaya çalışacağız. Hızlı oyuncularımı, kanatları Muleka atar gider, Raşit Sağ atar gider. Onların önüne top atmaya çalışacağız. İstediğine at git. İstediğine hadi. Maç ayarları 6 dakika olsun. Efsanevi mi? Top top. Dünya klası olsun be. Efsanevi olmasın. Oyunuzu yüksek tempo diyor. Tabii. Stadyum. Tüpraş stadı var mı? Baksana. Tahmin var mı Alparslan? Fenerbahçe kazanır diyor. Stadyumu sanıyor. Neye göre? Burada sormuyorum zaten. Neye göre? Neye göre kime mısın? Göre? Neye göre kime göre? Benim oynayışımı görmedim. Birazcık objektif yorum yapın. Anladın mı? Hadi seç abi. Ben de seçemedim ya. Bir tane stat seç. Cardiff City olsun. Güzel. Erol Bulut'a selam olsun. Güzel abi. Erol hocama selam. Seçtim. Başarılar kardeşim. Hadi hayırlı olsun. Yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bu arada ne kadar parlak ekran. İkisi de beyaz gibi duruyor hemen. Ole ole ole. Beşiktaş'ım ole ole. Beşiktaş. La 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 la. Baskıyla ilk 10 dakika baskıyla önünde. Beşiktaş. Her zaman her yerde. Biz çok yalnız kaldık ya. Bas abi. Aa. İlk kez oynuyorum diyor da yalan atıyor büyük ihtimal Sercan. Aldım topu. İlk kez oynamayan biri olarak. Fred. Ryan Kent. Kale Buralı. Oy! Kaleci kale kim? Mert. Türkiye'nin bir numaralı kalecisi Mert. Yok mu? Tıt. Kaleciyi değiştiremeyiz. Şimanski. Bu geçiş süreçlerinde kaleciyi değiş... Bravo. Baba tek kaleye oynuyor. Mert'in yani. Ayakları iyidir. Elleri? İyidir. Ah güzel de attı da. Geliyoruz. Aman. Dusan Tadic.
Tadiç transferi niye olmadı Beşiktaş'a? Abi yeri mi şu an? Biz bunu mu konuşmalıyız burada şimdi yani? Ne alakası var yani? Oğlum soruyorum ya. Ben yani kesin geldi bulmuşum, demedim zaten. Bulmuşum. Kimse de demedi. Oğlum ben öyle bir şey mi dedim sana ya? Lütfen beni burada demoralize etmek için Tadiç konusunu açıyorsun. Bak ayağından açtı, görüyor musun? Sinirlendi, açtı. Oğlum Beşiktaş'ta bir şey öğreneceksek sana soracağız. Kime teşekkür soruyor? Ederim. Sorunu yanlış anladığım için art niyetliymişim, kusura bakma. Alıştık be Sercan'ım. Yok, bravo. Sıfır şansı. Onana. Onana mı? Onana Junior yazıyor. Bas. Baba. Sıkıntı büyük, çubukluğu giydirmedin bize. Getson. Bu sene kale dolu. Bu sene iyi. Ayak içiyle faul solu. Adam seçiyor. Allah'tan ilk kez oynamış. Hadi. Gol olur diyen kim? Oldu gol. Lay. İrfan Can Kahveci. Önde bas. Onan o önde bas. Rozier. Çok güzel. Çık. Vay be Ferdin be. Onan hadi. Türkiye'nin iyi sol beki. Onana'yı görüyor Taş musun? Bizim. Bu maça özel hazırladık Onana'yı. Onana Junior ne yazıyor? Ben ona takıldım. Abi derbileri böyle sürpriz. Bak Onana'ya bak Onana'ya. Oha. Müthiş. Ya bu adama nasıl kötü diyorlar. Onana'yı diyor. Onana. İyi iş. Aa faul al. Muhteşem aa, hareket. Faul mi? Evet. Ayakları iyi ya. Onana'yı harika yapmışlar oyunda. Gerçekten alakası yok. Gerçekten alakası yok diyor ya. Baraj hareketlen. Sola. Kay zıpla. Çık. Muhteşem orta. Kısa oyna baba. Ciku. Ya baba sakinlik bizim göbek adımız ya. Öyle hatalar yapmayız biz Alparslan'ım. Müthiş bir ara top. Bailey henüz sakatlanmadığı için birazdan sakatlayacağım onu. Müthiş dönüyor araya. Ama arada Nijerya'nın aygırı Osayi Samuel. Tek toplar Kahveci. Güzel. Zeko ne işin var baba orada ya? Orta sahadan top yapıyor. Rozier. Bizde o baba sakin. Sakin Hadzi. Bekao be. Bu sene delik yok Fener'de. Her yer kapattı. Bak geliyoruz. Vur. Bravo Mert. Kalesinden açılmayarak ne kadar sakin ve tecrübeli bir kaleci olduğunu gösterdi. Kaleci yalnız açılmadı. Kale arkasındaki 2863 tane Fenerbahçe taraftarına koşacaktı. Tam oraya gidiyor değil mi gol? Vur. İyi kapattı ama... Evet istediğimiz o hızlı hücum şanslarından biri. Olsa ne olur baba, karşında İtalyan defansı var. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jackson Muleka. Kontradan yedik. Afrika kupasına gitmeden önce. Olsan olur baba, karşında İtalyan defansı var. Onu Abubakar'da yapacağız bunu. Abubakar atamaz. Değişiklik yapacağım. Oynarken müdahale önemli arkadaşlar. Merhaba. Bugün takımına destek olmak isteyenlere Burger King'in takım menülerinden bahsetmek istiyorum. Burger King'in Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray için Özel Lezzetler Ligi menüleri var. Burger King'den takımınızın menülerinden aldığınızda takımınıza da katkı sağlamış oluyorsunuz. Böylece hem lezzetli menüler yiyorsunuz hem de kulübünüz kazanmış oluyor. Siz de Lezzetler Ligi menünüzü şimdi sipariş ederek takımınıza destek olabilirsiniz. 29. dakikada. Oralarda pas yapana ödül vermiyorlar. Alırım. Şu an demoralize olduk. Değişiklik. Kim var kulübede? Kaptan Mert Hakan var. Müthiş paslaşmalar olmadı. Bugün Onana. Allah. Allah. Uy. Eric Bailey. Baba bedenini siper etti ya. Bitsin mi oğlum? Direkt. Dakika 38. Yago istifa diyor. Şanslı ama bak. Şanslı bir... Beka. Kahveci. Ay. Abi dokunuş böyle bir şey. Görüyor musun? Ona... Çok güzel hazır mama var yer misin? Biraz daha ses çıkarsana. Su içerken çok fazla ses çıkarmadın. Su değil kankam, soda. Soda, afiyet.
Dzeko sakatlandığında Fenerbahçe çaresiz kalmıştı haftalarca. Öyle şovunu da yapar. Fred. Bir çalım denemesi. İyi baskı yapıyor ha. Onana yüzünden değil mi bunlar? Yapamadık, çıkamadık. Ay, ay. Baba bu atak yakışmadı. Bu final yakışmadı bu hata. Karanlık öyle miydi? Çok kötü şut. Penaltı yok değil mi? Güzel. Bir değişiklik. Kimi çağırdık? E kulübesi. Kimi çağıralım? Bats şu. Bats geliyor Bats. Duygusal tamam. Bats. Stadı bilir. Stadı bilir, tanır. Çok defa direkten dönen 4-4 topu vardır. 4-4-2'de Dzeko set oynar. Arkadan koşar. Anlattım onu biliyorsun değil mi? Batu Şahay tesiste. 4-4-2'ye döndük baba. Olan hikayeyi. Dzeko'yu aldım oyundan ya. Dzeko baba kusura bakma be. Haydi çocuklar. Oğlum kolyeni ne güzelmiş kolyen. Şimdi dışarı fark çıkmış. Ettim ha. Dışarı çıkmış. İçeride bugün, mi? Uğur girdi getirsin içeri diye taktım bugün. Baba ikinci yarıda istiyorsan kuyumcu al. Bitti bu iş. 45 dakika yorum alalım abi. 45 dakika yorumu yani çok iyi oynadım. Ama 3. bölgede etkisizdim. 2. yarı tabii değişecek gibi bu. Umarım gol atarsın. Amin. Az önce yarıda kalmıştı Batu Şahay hikayesi sana. Bunu anlattım bir kere de anlatmak istiyorum. Komik çünkü. Nevzat Demir tesislerinde şey oluyor. Top kalenin arkasında yola gidiyor. Otobana mı kaçıyor? Otobana gittiğinde de direkt tap çat diye şey top polis arabasına vuruyor. Polis arabası... Kimşonu vurmuş ya. Evet devlet malına zarar. Alırlar içeri adamı. Bu emniyet güçlerimiz, polisler geliyor şeye. Tesise. Kim yaptı, kim yaptı bunu? Arıyorlar yani kim attı diye. Abi onlar da kim attı? Şenol Güneş attı deseler ne olacak? Batu Şahay'ı atmış. Şey mi diyor, Necip mi diyorlar? Tesisin dışına. Batu Şahay'ı diyor ki ya benim attığım ne malum. Belki Kenan atmıştır. Sürekli Kenan atıyor diyor. Ceza meza olmamış. Halletmişler ama böyle bir konu var. Çok güzel. Tertemiz müdahale. Penaltı. Tertemiz müdahale. Penaltı. Tertemiz müdahale. Tertemiz müdahale. Tertemiz müdahale. Tertemiz müdahale. 3 yıldır zaten. Ha buna veremez zaten ya. 3 yıldır hakem hataları Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Devam ettirilmesi doğru. Penaltı değil. Aa Cengiz sakatlanmış. Bizim için sakat mı Cengiz? Sıradan bir geliş. Vallahi bantik yapıştırmışlar. Ya bu Cengiz'in de bu yıl yaşadığı sakatlıklar ne böyle ya? Cengiz'im çok, ya. Çok üst üste geldi. Ah Cengiz'im be. Mert Müldür'ü sağ beke şöyle yapacağım. Ferdi Kadıoğlu sağ ön. Tamam. Güzel. Çok memnunum şu an. Gezzel aldım, Abubakar'ı çıkarttım. Abi nasıl sakatlandı Cengiz? Yeni aldım oyuna ya. Muleka'yı öne attım. Bir de penaltı vermedi değil mi o pozisyonda gitti? Penaltı değildi orada Yağız. Kardeşim adamın ayağı çıktı. Yine hakemler yine. Hastaneye kaldırıldı Cengiz. Sen hala bak, diyorsun. Bak duydun mu ne diyor? Yine hakemler yine Fenerbahçe'nin başına gelen bir şey. Uraz Göktekin bu arada isim vereyim hemen. İyi Fenerli kardeşimdir. Abubakar vurdu o Livakovic. Livakovic ilk kez gördük yeşil giyiyormuş. Baskı yedik ya. Abi Cek. Vallahi çıkamadı. Oy. Uuu. Oy. Ohalı. Nasıl kaçar ya bu? Salih Uçan. Ne oluyor lan? Nasıl kaçtı bu? Spiker'in bile nutku tutuldu. Bu böyle benim tutuldu spiker'in. Hocam bunlar ama fual ya. Baba fual ama ya. İlahi adalet işte bak. Tadiç. Abi ya bizi sertliğiyle yıldırdı ya. Deplasmana geldik dayak yiyip gidiyoruz ya. Güzel kurtarış. Bunlar olur Fenerbahçe de atak bulacak. O da pozisyon bulacak pardon. Kale arkasındaki... Kale arkasındaki 2623 Fenerli'den biri. Edson Fernandes'e bir faul mu vardı? Hiçbir şey yok. Kanka beraberlik mi yetiyor size? Sen niye savunuyorsun Beşiktaş'ı? Hadi. Ay. Yine bir yorum geldi arkadaşlar. Onana ayakları çok iyi. Spiker yancı herkes ya. Herkes suçlu ya. Yancı kurulsun. Baba bu ne ya? Oldu. Hoca değişiklik hoca. Demiştim topun altına. Çok hoca. Mert. Mert Hakan çağır. Aa yok maç kadrosunda.
Ama bu maç böyle biterse hakikaten hakkaniyetsiz ya. Bir şeyler yapın. Ryan Kent attı devrildi sol kanattan. Dusan Tadic at önüme dedi. Geliyor o. Yürü. Geliyor. Yürü. Geliyor. Vur. Oğlum acayip gerildim lan. Bir şeyler yapın. Saldır Fenerbahçe. Oğlum bunlar da yuhlamaya gelmiş. Nasıl bir grup ya? Engin Mutlu var zaten orada. Adamın hayatı bana... En arka! Bana muhalefet. Yıktı Beyliği. Bu maçın hakkı gerçekten bu değil dostlar. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Abi Ferdi her yerde ya. Ferdi. Muhteşem bir isim. Fred, Tadic. Tadic'ten Batshuayi. Batshuayi. Oğlum bu ne kaleci ya? Bu ne oğlum ya? Bu ne kaleci? Mert Günok. Amil takım seviyesinde. Bence 3 kalecinin içerisinde oğlum, de en yeteneklisi. Oğlum 3 tane top karşı karşıya çıkarsa ya. En formdası. Dur kanka ya. Yeniliyorum zaten. Konuşmayayım ve anlamadım. Maç sonuna kadar susma kararı aldım arkadaşlar. Abi konuşturdunuz beni. Ne güzel evde çalışıp geldik. Konuşmayacağım diye de söz verdim kendime. Bak görüyor musun? Bak bunlar hep... Ama orada... Kabul etmeyen far. Dakikalara girdik. Ha, sana bana faul verdi sandım. Rodrigo Becao. Oğlum Fred harbiden her şeyiymiş takımın ya. Yüce Rabbim sakatlık bela vermesin. Mert Müldür. Mert Müldür. O da bir Fenerbahçeli'ye. Offside atma. Atma. Aa, ona değil be baba. Ben şeye dedim. Batshuayi'ye dedim ya. Yemin ederim haksız mağlubiyet ya. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Henüz bitti. Alakası yok offside'la. Alakası yok offside'la. Az önceki pozisyona offside'la alakası yok dedi. Kanka hep böyle bak. Bir tane atıyor. Sonra beni burada konuşturuyor. Sercan Dikme'yle son maçım. Gelenek bozulmadı. Kınayak. Top mu çevireyim? Çok ayıp yalnız bir yapılmaz. Oley çekeceğiz zaten. Oğlum bunlar dost mu düşman mı lan? Ben belki bir revize edeyim artık. Yapamam. Zamanı öyle bir şey olmaz kanka. Ama. Oley falan. Oyunda olmaz böyle şeyler. Oyunda olmaz olmaz. Ayıp çünkü. Hayır bu oyunun şeyinde olmaz bu. Ayıp yani. Oyunda olmaz top çevirme falan. Oley! 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 Ulan adam kendi... 3 metrekarede top çeviriyor, oley diyorsunuz. Gel ileri. Bitti. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Bütün iğrençlikleri yaptım, çok özür. Sercan Dikme. Kardeşim tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Kardeşim. Gel öpeyim. Uzaktan. Tebrik ediyorum. Bir kısa kritik. Hiç iyi oynamadınız ama maçı kazandınız hocam. Neler söylersiniz? Maçta önemli olan şey zaten 3 puandır. Oyun geliştirilebilir. Henüz prompter'dan mı okuyorsunuz? Henüz yani? Sezonun başındayız. Bu dönemlerde alacağımız galibiyetler bizim oyunumuzun da gelişmesine sebep olacaktır. O yüzden taraftarlarımıza buradan söyleyeceğim şey her zaman takımın arkasında dursun. Özellikle başkan değişikliğiyle birlikte daha güçlü bir Beşiktaş göreceğiz. Güller hemen böyle pası atıyor. Güntekin Onay röportajımızı yaptık. Söz sizde tekrar stüdyoda. Hoşça kalın. Görüşürüz.